Arkadaşlar merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Zuma'da çok zorlu konseptlerden birinin devamını çekiyorum. Nedir abicim bu konsept? Görmüş olduğunuz gibi Molly 2006 kupada ve biz bugün bu Molly'yi şöyle göstereyim. Dünya sıralamasından dünyada birinciliğe katacağız. Biz 2006 kupayla ikinci sırada bulunurken ve dünyanın birincisi 2013 kupa kasarak Molly ile dünya birinciliğini sürdürüyor. Ama sanıyor ki dünya birincisi olarak bu sezonu ben noktalayacağım. Ben de diyorum ki hayır kardeşim, öyle bir şey yok. Ben şimdi birbirinden güzel 2 veya 3 savaş, artık kaç kupa gelirse, kupaya bağlı olarak savaşa gireceğim. Kaç kupa gelirse ona göre dediğim gibi 2 olur, 3 olur bir savaş gireceğim ve bunun sonucunda dünya birinciliğini o heriften alıp onu 2. sıraya itip biz de 1. sıraya yükseleceğiz ve karakteri dünya birinciliğine kasma konseptimizin devamını Molly ile çekmiş olacağız. Gerçekten çok zor. Yani 2000'e kasıyoruz, dünya birinciliğine kasıyoruz, kill almadan kazanıyoruz, saçma ekipmanlar ölüyoruz. Birçok zorlu konseptimiz var arkadaşlar ama aralarından en zorlarından birisi de bu dünya birinciliğine kasmak. O yüzden daha fazla bu tarz videoların devamını istiyorsanız ve yeni yeni zor zor içerikler üretmemi istiyorsanız ve ekstra alanı beni bu yolda desteklemek istiyorsanız videomuzu gerçekten şu alt kısımdan beğenip kanalımıza abone olmayı ve son olarak da zil bildirimlerini sakın ama sakın açmayı unutmayın ki attığım videolardan haberdar olasınız. Ben şimdi savaşa geçiyorum. Dediğim gibi bunları yaparak beni destekleyebilirsiniz. O zaman lafı uzatmayalım. Hadi bakalım Molly ile bizi nasıl bir savaş bekliyor. Umarım zorlanmayacağımız, kolay zaferler alabileceğimiz ve hatta güzel güzel VS'lerin olduğu bir savaş bizi bekliyordur. O zaman savaş alanında görüşürüz. Herkese şimdiden iyi seyirler. Evet, zorlu geçecek ilk maçımız başladı. Şöyle iglo'ya gideyim. Bu arada 3 kupa alıyormuşuz. Ne demiştik hanım önde? Kupamıza göre, gelecek kupaya göre ona göre savaş gideceğiz. Ve 3 kupa, yani 2 tane maç kazansa yeterli arkadaşlar. Üçüncüye çok da gerek yok açıkçası. Şimdi her zaman söylememe rağmen her zaman sorulan soruya geliyorum. Abi neden kaçak ekipmanlar alıyorsun saldırı yapmak yerine 15 seviyesin gibi sorular soruluyor. Arkadaşlar son kez söylüyorum. Gerçekten artık ben yoruldum her konseptin, zorlu konseptin başını söylemekten. Zuma'da öyle bir sistem var ki siz ne kadar rankınız yüksekse milletin gözünde rankınız o kadar küçüktür. Ben şu an 15 seviyesem milletin gözünde 11 seviye olarak gözüküyorum. Bu birincisi. İkincisi mesela kazanırsam 3 kupa kazanırken kaybederken -5, -6 kupalara gidiyorum hafif modda. Yani bunu bir de şeyde siz düşünün. 45'lik modda siz düşünün. 9 kupa kazanırken 22 kupa falan kaybediyorum yüksek rank ve yüksek kupa olduğum için. O yüzden milletten böyle kaçarak oynamayı, ne bileyim sona kalmayı, en azından kupa kaybetmemek için bu tarz kaçak ekipmanları alıyorum. Sadece ben almıyorum, bütün herkes alıyor. Bir de oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Oyuncular ikiye ayrılır. Mesela ben yüksek rankım. Benim yüksek rank olduğumu görüp kesin de şunu, en azından kupa kaybetsin veyahut da benim gücümün az olduğunu biliyor veyahut da ne bileyim dünya sıralamasından düşsün, oyun alanı iyice küçülünce bana sıkıntı yaratacak kafasıyla sizi çok çok öldürmek isteyenler olup peşinizi bırakmayacak kadar kovalayanlar olacaktır yüksek rankınızı görüp. Veyahut da sizin yüksek rankınızdan faydalanıp sizinle beraber oyun sonunu getirecek adamlar da bulabilirsiniz. Bu adam mesela bana saldıracak türden bir adam. O yüzden bunu çok da yaşatmamam lazım veyahut da güzel bir şekilde birini öldürmem lazım bu adamı. Şu an benim yanımda olacak adamı bulamadım. Herkes şu an... Şu adamı mesela ittifak kurabilir miyim? Bakayım mı? Kuracak mı ittifak? Tamam mesela bak, bu adamı ben kendime çektim. Şimdi bu adam sayesinde oyun sonunu getirebilirim belki. Şu herife biraz vursam iyi olur aslında. Yok abi, şu an ittifak yapacağın hiçbir adam yok. O yüzden bir şekilde 4 kişi kalana kadar benim saldırmam lazım. Yoksa -5 kupa bizim için gerçekten çok sıkıntı olacak. Bana vurma. Bana vurma dedim değil mi ben sana? Gel şimdi buraya. Gel buraya, gel. Gel, alacağım aklını ben senin, gel. Artist. Aa, o da oradan nasıl vuruyor bak. Nasıl faydalanıyor benim ateş dışında olduğumda. Evet, bu maçta ne yazık ki yandaş bulamadık. O yüzden kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Herkes de tek tek vs. alacağız. Aa, bizim klandan biri var. Vallahi beni tanırsa çok güzel olur. Bu adam da bayrak çekiyor bizi ama yani başta saldırdı. Başta saldıran niye bir daha saldırmasın? Abi şu adam o Lizzy bizim klandan. Beni tanırsa gerçekten güzel bir ittifak yapabiliriz onunla. Şöyle bakayım, tanıyacak beni. Aha tanıdı, vallahi tanıdı. Çok iyi abi. En azından şu adama da vurayım. Başta bana sağlam vurmuştu. En azından güzel bir ittifak yaptım abi. Canımız iyi, sağlığımız fena değil.
Şöyle 15 seviyeli Lize, Klar arkadaşım bir yandan saldırıyor, ben bir yandan saldırıyorum. İlk maçımızı kazanmak için, kazanmamak için hiçbir sebebimiz yok. Gücümüz yerinde, 15 seviyeyiz. Alan kontrolü bizde, alanın tam ortasında biz varız. Kimseyi yaklaştırmıyoruz zaten adam akıllı. Şöyle içeri girin, biraz da ben çalışayım abi. Şey çalışmasın bizim arkadaş. Aile eksi 5'teyiz dediğim gibi. Şu 4 kişinin kalması lazım. Tamam, bunu da öldürdük. Şu sağlığı ben alayım, kimse almasın. Şimdi kaldı bizim dışımızda bir kişi abi. Hadi onu da öldür kanka, hadi öldür onu da. Aha tamam, bana sal. Adamsın ya. İlk maçımızı gerçekten çok güzel bir şekilde kazandık. Buradan klan arkadaşım Goku'ya da selam olsun. İlk maçımızı güzel bir şekilde ittifak kuramayacaktık. Çünkü herkes bize saldırıyordu. Baktılar Zümrüt Rank'ta hemen saldırayım da şunu dünya sıralamasından düşürüm. Zaten can az man az, bana sıkıntı yaratır kafasıyla. Molly saldırdı, Fuzi saldırdı, Pepper saldırdı. Teker teker hepsinin aklından geldik ve son 6'lıya 7'liye kalınca da klan arkadaşımı gördüm ve onunla beraber güzel bir ittifak yapıp ilk maçımızı güzel bir şekilde noktaladık. Şimdi ikinci ve son savaşımıza geçelim gençler. Sonra dünya birinciliğimiz hayırlı uğurlu olsun deriz hep beraber. O zaman son savaşımızda görüşürüz. Bakalım bizi neler bekliyor. Hadi savaşa geçebiliriz. Evet, son savaşımız başladı. Hadi bakayım şöyle biraz iglüye gidelim. Bu sefer yine takım kurabileceğimiz adamlar gelecek mi yoksa teker teker savaşıp hepsinin Azrail'i biz mi olacağız? Bunu da göreceğiz. Evet, bayraklar yavaştan kalkmaya başladı. Rankımızı gören bayrak kaldırıyor. Hemen silahlan abicim. Şuradaki kutuyu da alalım. Kutular biliyorsunuz hem bize koruma veriyor, hem de sıkıntılı zamanlardan hasar almadan çıkmamızı olanak sağlıyor. Sağlığımız yok. Hiç kimseyle münakaşaya girmeden şuradaki adamı hatta öldürsek mükemmel olur. Şunu ben alayım. Şu adamı kollayıp öldürebilirim mesela gençler. Bu adamın leveli düşük. Benim de rankımın yüksek olmasına nazaran, yani yaklaşık aramızda bir iki level fark var ama en azından öldürebiliriz yani. Kollanabilir bir adam. Hem bu sayede can kazanmış oluruz, hem de bir kişiyi daha eksiltmiş oluruz. Eksiden kurtulmak yolunda. Evet, baya baya hasar verdik ve öldü. Tamam, harikayız. Şurada bir tane daha kutuya dönüşen bir adam gördüm. Oy. Nix'ler saldırın, yiyin birbirinizi abi. Nix'ler beni hiç görmesin. Gerçekten Nix'ler hiç peşinizi bırakmaz. Baya baya da size hasar verir. Hatta canınızı almaya kadar götürebilecek bir karakter. O yüzden çok tilt vurkaç karakter olduğu için ben bir tık onlardan uzak kaçıyorum. Zaten 2 tane 3 tane Nix vardı orada. Bir tanesi birbirini yedi. 2 tane kaldı. Şu şekilde şuralara dolaşalım, tamam. Alanın gittiği yere doğru gidelim abi. Bir tane altın pompalı bulsam var ya, yemin ediyorum başka hiçbir şey istemiyorum ya. En azından şöyle bir tık da hasarımız fazla olur. Ne güzel vururuz oyun küçülünce, alan küçülünce. Belki hepsini tek başımıza da öldürme imkanımız olabilir. Şimdi alan güzel yere küçülüyor. Şurada biraz duralım bakalım. Tam şöyle gözükmeyecek bir yer var mı? Yok, burada da çok baya baya paket oluruz. Neyse, şurada duralım bakalım. Gördüğüm kadarıyla 2 tane Nix var. Hatta 3 tane Nix var. Alt tarafta da bir tane Nix var biliyorum orada. Bir tane Jade vardı. Bakayım başka. Bir tane Bruce vardı. Bruce'u erittiler mi hiç bilmiyorum. Oyunun başında belki ateşle yaktıkları için köşedeki ekranda gözükmemiş olabilir işte Nix Bruce'u öldürdü gibisinden. Alan bayağı küçüldü ve çalıya küçülmesi bizim için hiç de hayır alamet değil. Çünkü yakında 3 bir karakter varsa biz bunu hayli göremeyeceğiz. Bakın Nix'ler şu an burada birbirini yiyor. Bana vurursan gerçekten oyunun en yanlış yani hayatının en büyük hatasını yapmış olursun, öyle diyeyim. Evet, görüyorsunuz full Nix'ler var arkadaş. Full Nix kalmış bak. Altta 2 tane Nix, yukarıda 1 tane Nix. 3 oldu. Bir de ben varım. 4 sonuncusu kim merak ediyorum. Şu sağda solda bir kutu var. Bunlarda adam var mı onu da merak ediyorum. Tamam, birini daha ben öldürdüm. Şöyle hemen kutuya bir dönüş. Dönüşemedik. Evet, biz de savaşa katılacağız şu saatten sonra. 11 seviyeyi öldürmem lazım. 11 seviye bizim için daha sıkıntılı. Ama ilk önce şu kutuyu alsam daha mantıklı. Hadi bakayım.
Oo, 2 tane 11 varmış bu arada. Evet, canı azalttığımız zaten otomatikmen öldü. Şu 9 seviyeyi sona bırakacağım. Adam en azından güzel bir şekilde yardım ediyor bana. Hop sen öl. Şimdi sen de öl kanka. Bak beni zorlama, öl. Uzatma işte. Öleceksin. Şu şekilde öleceksin. Ben de güzel şekilde ikinci maçımı kazanıyorum. Ve ana menüye yavaştan dönelim. Bakalım dünya birinciliği hayırlı uğurlu olsun diyelim. 32 altın, 3 kupa. Evet, üçüncü de yanlış yere girmedi ve globalde görmüş olduğunuz gibi ikinci sıraya adamı bildiğin ittik ve 3 kupada fark attık. Yani bir savaş kazanmada fark attık adama. Ne mutlu ki bu zorlu konseptinde sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Evet, şu ana kadar Molly ile yaptık, Nyx ile yaptık, Finn ile yaptık, Jade ile yaptık mı tam hatırlamıyorum da yani 3-4 tane karakterle yaptık. Hepsiyle teker teker yapacağız. Tabii ki de sizlerin desteği, abone olmanız, güzel yorum yapmanız ve en önemlisi de güzel güzel like atmanız karşılığında ben bu zorlu konseptlerin devamını daha farklı bir şekilde, daha güzel bir şekilde ve daha çok azim ederek sizlere çekmeye, yetiştirmeye, sunmaya çalışacağım arkadaşlar. O zaman bu videomuzun da yavaştan sonuna gelelim. Evet, bu videomuz bu kadar gençler. Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten zorlu bir konsept. Zorlu savaşlar, zorlu rakipler, alan sıkıntısı, kahpe adamlar, her şey vardı. Her şey baya baya bizi zorladı diyebilirim ama Allah'tan İlk maçta güzel bir klandan arkadaşımı gördüm ve onunla beraber bir takım yaptım. Oyunu bana saldı ve ikincide de kendi bileğimizin hakkıyla maçımızı kazanıp dünya birincisine oturduk. Dediğim gibi bu tarz videoların devamını istiyorsunuz ve ekstradan beni desteklemek istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olup ve son olarak da zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Ve şu an ekran köşesine çıkan videoları tıklayarak da hem çektiğim bir önceki videoları gidip izleyebilirsiniz. Ve bu konseptin diğer videoları için o oynatma listesindeki videolara tıklayıp istediğinizi izleyebilirsiniz. Orada bir tane Nyx var, bir tane Finn videosu var. İkisiyle de dünya birincisi olmaya çalıştım ve oldum da çok güzel savaşlar, çok güzel görüntüler çıktı. Muhakkak onları da izleyip like atmanızı öneriyorum. O zaman yeni ve güzel videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, esenle kalın. Bay bay.